konuşalım. Neden önemli? Ayakta atıştırmak mı yoksa oturarak yemek mi? Mesela ben yatarak yemeği de çok seviyorum. Şimdi ben... Ben uzanarak yaptığım yerde de çok severim ya da uzanarak. Hocam. Evet. Bak aynı şekil. Ama oturarak yaptığında burayı bak kasıyorsun. Ha şöyle bir mide şöyle. Şimdi bir şey niye oluyor. Bu önemli? Bak oturuyorum. Evet. Oturduğumda buramı kastım. Biraz evet kasıldım. Çünkü kastığım anda burada beyni uyarı giden vagus sinirim çalışmaya başladı. Ama uzandığım anda ya da ayakta vagus sinirinin çalışmasına biraz zaman var. Böyle yaptığın zaman büzdüğün için mideni biraz daha vagus sinire yaklaşıyorsun. Yani bu demek oluyor ki vagus daha mı çabuk? Vagus sinire yaklaşmak şu demek. Sen yemeği yedikten 20. dakikada doyuyorsun. Tamam. Bir kere bunu unutma. 20. dakikada doyuyorsun. Ha 10 dakikada çok hızlı yersen doyma hissini hissedebilirsin ama daha sık acıkırsın. Yemeği yerken ben de bu bezelyeye hastayım. Yemeği yiyorum. Ben patates kızartması yiyorum. Hocam oradan bezelye atıştırıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. 10 kez, 15 kez hatta maksimum 20 kez çiğneyelim. Tamam mı? Evet. Çiğnediğimiz zaman ne olacak? Midemize ve bağırsaklarımıza daha az çalışma şansı vereceğiz. Daha az yorulacaklar. Enerjimiz daha az harcanacağı için kendimizi yorgun hissetmeyeceğiz. Şimdi çiğneyelim 20 kere ki midemize az iş düşsün. Midemiz 20. dakikada eğer oturarak yemek yiyorsak direkt olarak vagus sinir 20. dakikada uyarılır ve beyne tamam dur doydum sinyali verir. Evet. Ama ayakta yemek yiyorsak habire bir şeyler atarız. O olur 40. dakika. Hayır şimdi kendim gözümün önüne geliyorum koltukta. Özellikle de hafta sonları böyle uzun koltukta uzatıyorum ayağımı. Çünkü anlamıyorsun ki karnı şişti mi şişmedi mi. Habire yiyorsun karnı şişiyor ama yattığın yerde olduğu için herhangi bir sıkıştırma söz konusu olmadığında şiştiğini aynen. anlamıyorsun. Sonra ayağa aynen. bir kalkıyorsun, oo yapıyorsun, oturmaya çalışıyorsun, aynen oturamıyorsun. Öyle. Sen oo. Şimdi bir de kim bilir neler götürüyorsundur. Cips mi götürüyorsun? Yakaladık bak. Aa hocam ne ayıp ya, hiç öyle bir şey olabilir mi? Yiyorum valla. Ben hafta sonları benim özgür günlerim var. Tamam. Ben içimden ne geçerse onu ha, yiyorum. Şimdi bak söyleyeyim. Bu çok güzel yemiyorum, bir cümle. Salamasın. Çok güzel bir cümle. Ben sana net bir şey söyleyeyim. Lütfen şunu istiyorum sizden. Haftada 1,5 gün. Vallahi 1,5 gün yapıyorum. Kendinize bir buçuk. Eğlence yapın. Evet. Haftanın 5,5 günü akşam 6,5'tan sonra gerçekten hiçbir şey yemeyin. Ama bir de şey var tabii hipoglisemiye de girmemek için mesela bazen ben yatmadan bir yarım muz yiyin diyorum insanlara. Evet. Muz kompleks karbonhidrat ya. Hocam gerçekten ya. Bu çok da kafaya göre yapılabilecek, estiği zaman yapılabilecek bir şeydir. Bir beslenme uzmanımız tabii. Lütfen ama lütfen danışın çok yakın çevremizden birisi kendi başına uzun süre aralıklı oruç yapıp 15-20 kilolar hatta 30-25-30 kilolar veriyor. Ve neredeyse kendisi şeker komasına giriyor. Tabii, diyabet hastası tehlikeli. Oluyor. Lütfen ama lütfen beslenme uzmanınıza danışın. Kendi kafanıza göre hiçbir beslenme programını, hiçbir diyeti, ketoydu, şuydu, buydu, aralıklı oruç dahil olmak üzere lütfen yapmayın. Şimdi zaten bir de şöyle bir şey var. Eğer toksinlerin çok fazlaysa sen hızlı zayıfladığında o ne demiştim ben hatırlasana toksinler demiştim en çok göbek yağında birikiyor. Evet. O göbek yağında hızlı zayıflamayınca toksinler kana karışıyor daha da zehirler bakın, seni. Bakın bu çok önemli çok işte. Çok ciddi bakın, bir tehlike. Evet. Onun için mutlaka bir doktor nezdinde evet. tahlilleriniz yapılacak. Herhangi bir insülin direnciniz olup olmadığı bakılacak vesaire gibi böyle bazı şeylere baktıktan evet. sonra dikkatli bir şekilde evet. hipoglisemiye girmemeniz gerekiyorsa işte akşam belli saatte bir minik bir atıştırmalık. Kompres karbonhidratlı bir şey verilebilir. Evet. Ama haftada 1,5 günde lütfen canınızın çektiği şeyleri yiyin. Evet. Ben yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ve kilo da aldırmıyor. Hakikaten. Yani çünkü benim de aldığım hiç görünmedi. Diyorum ya bak ben zaten diyete karşıyım. Beyin diyeti sevmiyor ama arada böyle ödül verdiğinde beyni sakinleştirirsin. O da sevinsin. Evet, o da sevinsin. Peki. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Derya Uludüz hocamız spor ayakkabılarını giydi. Bağırsaklarımızı hareketlendirecek egzersizler gösterecek yapabileceğimiz hocam. Şimdi 4 tane egzersiz göstereceğim size. Tamam. Önce bir tanesinde yüzüstü yatıyoruz. Bakın, son derece basit egzersizler bunlar. Sırt üstü hocam. Düzenli olarak sırt üstü yatıyorsunuz. Tamam. Şimdi bakın iki bacağınızı birden alın. Kendinize doğru çekin. Ve bir sağa bir sola sallanıyoruz. Sallanıyorsun. Ne yapıyorsun? Bağırsaklarını komple hareket ettiriyorsun içeride. Özellikle de kalın bağırsaklarını sallandır. Şimdi bu birinci hareket. Tamam. Lütfen bunu 15 saniye yapıyorsunuz. Böyle sallanıyoruz. Güzel evet. güzel. Şimdi tamam. ikinci hareket. Bu çok önemli bir hareket. Tamam. Yüzük oyun geldiniz. Yüzük oyun geldiniz. Karnınızı içeri doğru verin.
arkasından dışarı doğru çıkıp karnınızı çekin. İçine doğru değil mi? Evet, içeri doğru karnınızı çekin. Dışarı doğru verin. Yani yere doğru. Karnınızı çekin. Arkasından da şu hareketi yapın. Bu hareket beni inanılmaz rahatlatır. Çok severim. Bu inanılmaz rahatlatıyor. Evet. Bunu da bir 15 saniye kadar yapın. Ama ondan daha sonra asıl yapmanız gereken iki şey söyleyeceğim. Bakın. Tamam. Bağırsaklar sağdan sola doğru hareket eder. O zaman siz masaj yaparak bağırsağınızı sağdan başlayın. Çok hafif, gentle dediğimiz yani sakin bir şekilde elinizle, bileğinizle sağdan aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın. Sonra sola doğru geçirin. Sonra aşağıya doğru verin. Ay bunu bu hareketle bebekken çocuklara yapardım. Evet, bu hareketle sağdan sola doğru hareketle peristaltizm dediğimiz bağırsak hareketlenmesini sağlayacaksınız. Tamam. Bu da 3. Şimdi gelelim 4.'ye. Diyelim ki çok ciddi karın ağrınız var. Evet. Kabız olduğunuz probleminiz var. Kendinizi yoklayın. Karnınızı 4'e bölün. Tamam. Sağ alta bir bastırın bakalım ağrı var mı? Yok. Sol üste sağ üste bastırın var. İşte bu bastırdığınız yerde ağrı varsa buraya yavaş yavaş masaj yapın. Neden masaj yapın? Burada bir hareketlenme, bir tıkanma var. Onu bu tıkanmayı yumuşatarak açacaksınız. Tamam. Demek nerede ki 4 ağrı tane, varsa. Nerede ağrı varsa. Demek ki 4 tane hareketimiz var bağırsaklarımızı açmak için. Hakikaten de işe yarıyorlar. Ama bağırsaklarınızda kabızlığı önlemenin en önemli yolu unutmayın. Bol su içmek. İçmek. Gün içerisinde de bol bol yani kilo başı içeceğiz. 30 mililitre su içeceksiniz. Su içmemiz çok çok önemli. Bilgisini de verdikten sonra daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.